Baner selam, ben Doktor Redpil. Bugün sizden gelen bir tane soruyu cevaplamak istiyorum. Bir arkadaşımız şöyle yazmış. 20'li yaşlarımda hep ailemin sıkıntılarıyla uğraştım. Şimdi 32 yaşındayım. Kendime göre birisini bulabilir miyim? Bundan sonra hayatıma nasıl devam etmeliyim? Yalnız mı devam edeyim falan diye. Şimdi birkaç tane şey söylemek istiyorum burada. Bir, hayat size verilmiş olan kısıtlı bir zaman dilimi. Ama herkese ne kadar verildi, hiç kimsenin bilmesine imkan yok. Tabii ki onu uzun yaşamak istiyoruz, sağlıklı ve iyi bir şekilde yaşamak istiyoruz. Onun için sağlıklı işler yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi ne zaman, neyin nasıl biteceği belli değil. Ancak ben insanlarda şunu görüyorum. Kendilerini hayatın belli bir zaman dilimine hapsediyorlar. Kadınlarda bu birazcık olabilir ve belki de olmak zorunda. Şöyle ki, ilişki olarak veya biyolojik olarak belli bir yere hapsetmeleri, hapis değil gerçi ama birazcık kısıtlamaları, birazcık ona göre mantıklı ve rasyonel davranmaları gerekebilir. Yani nasıl? İşte gencim, güzelim, gezeyim, tozayım. O zaman onun sana getirisi bir kadın olarak ileriki yıllarda problem olabilir. Hem iyi birisini bulamayabilirsin, aile kuramayabilirsin. Belki de meslek sahibi olmak istiyorsun. Mesleğine odaklanmazsın. Sadece gezme tozmaya odaklanırsın. Hayatının 20 ile 35 arasındaki 15 yıllık bandı geçmiş ve elinde hiçbir şey yok. Yani sonuç sıfır. Ne bir meslek olacaktır, ne aile kurulmuş, ne iyi bir erkek. Hiçbir şey. Ondan sonra iyi erkek yok. İşte itildim kakıldım modeli. Bunları sadece kendine yapıyor. Erkek için birazcık daha farklı. Erkek o zaman dilimini daha farklı kullanmalı. Daha farklı kullanmanın da bilincinde olmalı ayrıca. Örneğin 20'li yaşlarınızda 30 yaşınıza kadar kendinize çok büyük ölçüde yatırım yapmanız lazım. Yani sonuçta her yaşta kendinize yatırım yapmanız lazım. Yaşınız kaç olursa olsun devamlı ilerleme modunda olmanız lazım. Böyle insanlar bir an önce emekli olmak istiyorlar, bir an önce. Ne yapacaksın? Emekli oldun, iş hayatından çekildin. Ne yapacaksın yani? Boş boş oturacaksın evde. Hadi belki başka bir iş kurdun. Bir rahatlamaya kavuşmak istiyorlar. Sosyal hayattan ve gerçek hayattan çekilmeyi rahatlama olarak görüyorlar. Devlet böyle para verecek devamlı, bunlar oturacak. Ben bu çok saçma bulmuşumdur emekliliği. Özellikle entelektüel seviyesi yüksek olan insanlar, üretim kapasitesi yüksek olan insanlar emekli olmaz. O bilginin getirdiği tecrübeyle ve de motivasyonla daha çok çalışmaya başlarlar. Ya mesela ben şimdi Amerikan Cumhurbaşkanlarına bakıyorum. Adamların hepsi en az 70 yaşında. Bir Obama vardı, Clinton vardı genç. George Bush da gençti ama yani çoğu belli bir yaştan sonra bu yarışa hala girebiliyorlar. Çünkü o kadar bilgi birikimi, o kadar tecrübe var, bitmeyen bir enerji var. İnsanlar, özellikle gençler bu zaman dilimlerini kendilerine bir hapis olarak koyuyorlar. Yani nasıl işte 30 yaşına geldim evlenmeliyim. Hayır, erkek olarak evlenmek zorunda değilsin. Belli bir yaşta evlenmek istiyorsan bile belli bir yaşta evlenmek zorunda değilsin. Bu yaştan sonra hayatıma kendim mi devam edeyim? Lan yaşın daha 32 yani. Daha önünde çok uzun bir ömür var. Sıkıntılar çekmişsin. Belki o zaman evlenemediğini düşünüyorsun. Evet, bazı insan, özellikle erkeklerin çok erken evlenmemesi lazım. Neden? Çünkü hayatınızı tam olarak kurmanız lazım. Yaşamınızı tam olarak oturtmanız lazım. Belli bir finansal güce de ulaşmanız lazım ama asıl kafa olarak belli bir olgunluğa ve hayatta belli bir bilgeliğe ulaşmanız lazım. Ondan sonra evlilik denen, evet, çok zor bir adımdır. Teoride inanılmaz güzel bir şey değil mi? Böyle işte Disney filmleri falan, Hollywood filmleri. İnanılmaz güzel bir şey. Pompalıyorlar size.
Ama pratikte çok sıkıntılı bir şeydir. Onu istiyorsunuz, anlıyorum. Olabilir. Ama siz çok iyi hazır olmanız lazım. Ve seçeceğiniz kadının da kırmızı bayrakları olmayan, size arıza çıkarmayacak bir insan olması lazım. Ve bunu da ancak zamanla olacaktır. Ama 20'li yaşlarımda işte çok zor günler geçirdim. Tamam, onlar geçmiş demek ki şimdi kendi kendimi buluyorum demiş. Ne güzel. Asıl sen şu anda hayatının en başındasın. Çünkü erkeğin olgunluğu 30, 32, 35 o yaşlardan sonra başlayacaktır. Daha erken olgunlaşan erkekler mutlaka var. Ama şundan emin ol, hiç olgunlaşmayan erkekler de var. Hala hayatlarını hedonistik bir şekilde yaşayan, çarçur eden, savuran bu tarz erkekler de var. Ama normal bir erkek ancak 30-35 yaşında ayakları o yere basma, diyorum ya, o modele ancak o zaman ulaşabilir. Ancak o zaman ulaşacaktır. Onun için 20 yaşlarımı çok kötü geçirdim. Şimdi 30'undayım, evleneceğim modunda doğru değil. Büyük ihtimalle hayatından çok fazla kadın geçmedi. Kadınları tanıman için onlarla zaman geçirmen gerek. Bundan da kastım bir gecelik ilişkiler değil. Eskortlarla birlikte olmak değil. Daha anlamlı ve biraz daha uzun ilişkiler. Niye? Çünkü ilişki uzadıkça problemler ortaya çıkabilir ve o problemler de senin çözmen gereken sorunlara ve engellere dönüşecektir. Ama sen orada problem ve engel çözmeyi öğrenirsin. Başka değişik kadınları da tanıyabilirsin, değişik insanlarla çıkabilirsin. Olabilir. Günümüzde bu var, değil mi? Ama 20'li yaşlarında büyük ihtimalle çok hayatından kimse geçmedi. Birazcık tecrübesiz olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ve şimdi sen hemen evlilik modeline girmek istiyorsun. Şimdi insanların, özellikle erkeklerin evlilik modeline girmesindeki önemli sebeplerden bir tanesi rahat edeceklerini düşünüyorlar. Yani kadın gelecek, buna bakacak, işte evde yemeği pişirecek falan ve düzenli bir cinsellik yaşayacak. Böyle bir dünya yok. Ama evlendikten sonra her şey değişir. Onun için karşındaki insanı çok iyi tanıyıp anlaman lazım. Sen zaman dilimlerini yanlış kullanma. Daha çok erken bu işler için. Kendini İyice olgun hissettiğin zaman, olmuş bir insana dönüştüğün zaman ancak o zaman o kararı vermen lazım. Geçmişte yaşadığın problemler olabilir. Herkesin hayatında problem oluyor. Bak, deprem oldu, insanların hayatları perişan oldu. Ama sen hayattasın, ailen de hayatta anladığım kadarıyla. Bunu ancak güzel bir tecrübe olarak alabilirsin. Olgunlaşma sürecinde bir adım olarak alabilirsin ve ondan sonra bu şekilde ilerlemelisin. Yoksa çok erken hayatım, yoksa yalnız mı devam edeyim filan. Dur, daha yavaş şampiyon. Sakin ol. Daha önünde çok uzun bir ömür var. Yani o zaman dilimini birazcık senin geciktirmen lazım. Kadınlar da erkekler, şimdi erkekler kadın gibi düşünmeye başladı. O zamanı erkene çekmeye çalışıyorlar. Kadınlar da erkek gibi düşünmeye başladı. O zamanı ileriye çekmeye çalışıyorlar. İşte biz 40'ına geldik ama hala 25 gibi hissediyorum. Böyle bir dünya yok yani. 25 gibi hissedersin. O, yani 40'ına gelip kendini zeytin ağacı gibi de hissedebilirsin. Karşımda güzel bir zeytin ağacı var bu arada. En az 150 senelik olabilir. Senin ne hissettiğin önemli değil. Gerçek önemli. Biyolojik olarak durumun önemli. Kalan zaman önemli. Bu dediklerimi bir düşün derim kardeşim. Doktor Reddil.